Son olarak şunu da belirtmeliyim ki klibe ve koreografiye eklenen işaret dili hareketleriyle ömrü boyunca müziği hiç duyamayan insanlar bile bu klibi izleyip müziği hissedebilecek. Selam Jelibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Permission to Dance şarkısıyla ilgili yorumum bu şekilde olmuştu. Ve bakın duyma engeli olan genç bir ARMY'nin şarkıya tepkisi nasıl olmuş. Bu arada şarkıyı telif yememek için kapatıyorum ama başka bir müzik de eklemek istemedim. Duyma engelli ARMY gibi müziği sadece hissedelim. BTS neden şarkının koreografisine işaret dili hareketleri koyduklarına bahsettiler. Şarkıyla ilgili bir araya geldiklerinde yıllardır müzik yapmalarına rağmen duyma engelli bireyler için hiçbir şey yapmadıklarını fark etmişler. Bu yüzden koreografiye de onların anlayabilecekleri işaret dili hareketleri ekleyerek onları da önemsediklerini gösterip mutlu etmeye çalışmışlar. Hatta şirket koreografiyi hazırlarken de iletilmek istenen mesajın doğru iletebilmesi için de işaret dili uzmanlarıyla da görüşmüş. Yeni yayınlanan videoda üyeler de Permission to Dance klibini ilk kez izlerken de videonun en anlamlı kısmının işaret dili yerleri olduğunu söylediler. Bu eğlenceli demek, bu çok mutlu, bu dans, bu barış diyerek tekrar o kısımları anlamlarıyla gösterdiler. 2019 yılında da grubumuzun lideri RM doğum gününde işitme engelli öğrencilerin müzik eğitimi alması için Seul'deki özel olan işitme engelliler okuluna 80.000 dolarlık bir bağışta bulunmuştu. Böylece anaokulundan liseye yüzlerce duyma engelli çocuğun özel yöntemlerle müzikten zevk alması sağlanmıştı. BTS yine ince düşünerek bu sefer de koreografisine eklediği hareketlerle yaşayan milyonlarca duyma engelli kişilerin ve bizlerin kalplerine dokundu. Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Sağlıklı ve müzik dolu günleriniz olsun. Hepinizi morluyorum Jelibonlar. Hoşçakalın.